Tekrardan merhabalar sevgili hububat. Yok, sırasını yanlış söyledim. Ziraat, hububat ve hayvancılık gönül dostları yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Ama bu bölüme geçerken ekstradan bir level atlamadım. Ama aslında kombatımın bir olması gerekiyordu. Çünkü kombatçılar cemiyeti gel bir konuşalım dedi. Gittim konuştum. Konuştuğuma göre bunun bir olması gerekiyordu gibi tahmin ediyorum ama olmadı. Niye bilmiyorum. Onun üstüne sonra eğileceğimdir. Geçen bölüm söz verdiğim gibi bu bölüm tamamen balıkçılığa odaklanacağız. Balık tutacağız. Anın. Dayı. Marni. Sen kimsin? Ablacım? Abla? Ha, bu köpeği görüyor mu lan buraya diyor. Ha diyor. Lan? Bana mı oluyor? Lan Sam'in de bir şeye benziyor kerata. Aa. Ana şey lan, öyle bizim çiftin girişine oturuyormuş mal gibi. Sokak köpeği zar diyor kadıncıyız. Ana bak burayı seviyor diyor. Hayvanı şey yapsana diyor, güzel olmaz mı diyor. Alacağım bu köpeği, ver ver isim koyalım. Yogi. Abi şimdi kilitleneceğim kalacağım, ben ne isim koyacağım köpeğe ya. Köpeğin kafası biraz büyük gibiydi. Tokmak desem mi acaba? Yanlış anlaşılır mı? Hiç kötü bir amacım yok ama tokmak da kötü kullanılır. Aman! Toplumun saçma sapan şeyleri bana ne ya? Köpeğimin adı Tokmak. Okey. Her gördüğünde sinirim bozulacak ve güleceğim şimdi galiba. Aferin, uslu köpek oldu. Tokmak da onaylıyor kendisini. Tokmak. Tokmak nerede? Tokmağı nereye koydunuz ya? Ya abi eşek kadar arazi. Ben burada köpek mi arayacağım? Tokmak geri oğlum. Muç muç muç. Meh meh meh. Dübür 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 dübür. Abi nereye koydunuz hayvanı? Postalar var. Başladı tamam lan ya ben Pokemon insan o komitesi. Aa, ooo bak şimdi işler değişti. Bayağı şüpheyim ya. Şey mi ha diyor ki komite center kurucukluyormuşsun. Gel diyor bir görüşelim mi diyor. Senin o işte red problem gördüğün fare sandığın şeyleri şeyini şey yapayım diyor. O konuda informe edeyim seni diyor. Tamam abicim. Wizard'ı. Abi benim köpeğim nerede? Evin içine mi girdi o? Aha burada. Lan! Vay be bir tosunum ya. Vay nasıl koşuyor salı. Koca ateş söndürdü kazara. Maybaş. Ey otur sen de ateşin önünde. Ben köpekten çok çalışıyorum gerçekten. Meet the wizard. Tamam onu yapacağım ya. Şu günlük işlerimi halledeyim de. Aa bugün balık tutacaktım ama söz vermiştim. Değerli izleyenlerime ya. Şunları aksat. Aslında burayı biraz daha büyütmesek mi ya? En nihayetinde çok güzel hayvan gibi arsan var. Bir halt yarasın. Gelin de satarız zaten herhalde. Şunu bir uçurayım da yalnız. Şimdi sulama şeysini geri koyabiliriz. Şimdi büyücünün kulesi buradan soldan aşağıdan gidince falan orada bir yerdeydi de. Şimdi ben bu açıdan yolu bulup nasıl gideceğim ben ya? Şuradan falan. Ha. Yok böyle. Ama çok inanılmaz zaman yiyen bir şey bu yolu bulmak. Şunları da toplayayım da sonra. Makreme yaparım bunlarla. Fiber miber diyor. Ne yapacaksam. Herhalde bir işe yarıyordur diye bir ümit topluyorum. Ha, burada odunlara geldik yalnız. Bunu ne yapacağız? Şöyle yapalım. Yok. Ha böyle, böyle. Niyaz ettim taş kırmayayım diye de yani benim ona mecbur bıraktılar. İki de bırakmışlar, kömür çıktı. Buradan böyle aşağı aşağı gideriz işte. O bunu kıramam ben. Ben de kıramam. Abi yoluma ne kadar taş koydunuz yeter. Vallahi yeter. 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 Aa şey tohum çıktı. Karışık tohum.
Karışık kaset vardı bilirsin. Abi burası değil miydi? Yanlış mı geldim? Yanlış mı hatırlıyorum? Bu yoldan önce aşağı inip sonra mı sola gidecektim? Abi gerçekten boşuna çabaladım o şeylerin arasında bu kadar. Elime kılıcımı alayım da madem o büyücü ben de biraz korkutucu görüneyim. Zira kendisinden ürküyorum biraz. Buralarda yerlerde garip bitkiler olabilir kendiliğinden çıkan, gözümden kaçan. Bir yandan onlara bakıyorum. Kere bak abi, o iskeleye bakmıştık zaten. Heh, bura. Hadi bakalım. Aa bak, var bitki. Horseradish. Bilmiyorum ne olduğunu. Bakmıştım sanki ama geri unuttum. Ben zaten sebzeyle bitkiyle arası çok iyi olan bir adam da değilim yani. Aa girdik direkt ha. Oha ne kadar gizemli bir abi. Gel diyor. Tamam geleyim. Sen de anime karakterlerine benzeyen bir abisin. İnşallah şu sırada süre geçmiyordur. Rasmodius, Seacroft, Arkentro. Geçmişin şeylerini arayan... Fiziksel ve eteral olarak Master Ustası 7 elementin kralı, lordu, şey, Master Ustası. Ama anladım diyor işte, tamam, hakikaten ben de tam onu diyecektim. Sen Tosman yaramın. Senin gelişin önceden görülmüştü. Tamam, başladık 1000 yıllık tatavaya. Şöyle, sana bir şey göstereceğim diyor. Dur, iki şey yok diyor. Biraz, aha. Söyleyemedim, hele bir sıkı dur falan diye bir şey, behold. İşte bu gördüğümüz ecinli yaratık. Hüseyin... Ha bunu gördün değil mi diyor. Evet demişim herhalde. Junimos diyormuş bunlar kendilerine. Ama benimle konuşmayı reddediyorlar kendileri diyor. Aha gitti. Aynen şu komete sentimen. Nereden korkmak için bir sebep yok. Nereye oraya taşındıklarını bilmiyorum ama sebep yok korkmak için diyor. Ha evet o scroll evet. Monster çok ilginç. Evet o garip yazı şeyi. Sifona. Özel şörtü. Abi işim gücüm var be niye bu? Ha. Gidek mi? Anam. Hıyar uçarak gittin kapıdan geldin. Notu buldum ya. Obscure net değil belli değil ama şifresini çözdüm diyor. We the Juno, yani biz Juno'lar size yardım etmekten memnunuz. Memnuniyet duyarız. Ama karşında hediye isteriz. If you are one with the forest then you will see the true nature of the sky. Eğer ormanla bir olanlardan biriysen doğanın gerçek şeyini bu scroll'da bulursun diyor. Ne yapayım? Odun çam dalı mı götüreyim? Anlamadım ki. One with the forest. Ormanla bir olmak olan ne anlama geliyor acaba diyor. O da anlamadı. Sinif sinif. Zıplamalar. Ahalar. Konuya gir artık yeter. Ya buraya diyor. Gidelim abi bu herif kızdırmaya gelmez. Ne garip. 90'ların rakçısı gibi. Ha kaldırım kazanım diyor. Ormandan gelen şeylerle içerik değil de içindekilerle fokur diyor Baby Fern. Ha Baby Fern, Moss Grub, Caramel Top Toast of. Daha onları nereden bulacağım ya oğlum? Ha aldı iş diyor. Şeyin esansı senin vücuduna bir güzel şey olsun diyor. İçtik mi? İçtim vallahi. Kesin kafa gider halüsinasyon görür abi, çok klişe. Bir yerler oldu adama. Motoru bozduk herhalde artık, bu neymiş? Ha vallahi gitti kafa abi. Ormanın kafası geldi bizim kafamıza kafa attı. Ama çok güzel yapmış ha, hoşuma gitti. O ormanın kafası çok iyiymiş. Psikodelik psikodelik. Şu atlamak da istemiyorum şimdi. Sıkılmışsanız özür dilerim, kusura bakmayın ama şunu atlamak istemiyorum çok. Bir anda eğlenceli, sinirim bozuldu. Aha gitti ormanın kafası.
Tipi ama Forest Magic. Now you can decipher through magic or general. Ha, artık general scroll'ların gerçek anlamlarını çözebileceksin diyor. Ama büyücü değil. Sen de bir daha işim olmasın hiç. Seninle aynı insanın ortamı değiliz. Sabah. Saatleri sayılır hala abi, ne olur bir salın beni, gidip balık tutacağım. Vallahi dostlara söz verdim abi, insanlar bekler be. Buradan tutabiliyor mu lan? Ne tutulmasın ki, deneyim mi? Burası da göl gibi çünkü de. Aa, yeni oltaya bakacaktım, ona da bakamadım. Şu gergin bekleyişte konuşamıyorum da çok gerildim lan. Lan. İçer çöp çıktı abi. Buradan hiçbir at çıkmayacak demek ki herhalde. At çöpe git, biz okyanus kıyısına tutarız ya. Şöyle kılıcımı da sallayayım da dosta düşmana. Yolda yürürken bir korku salayım. Burada böyle bir iki tane ev vardı. Kimin olduğunu hatırlamadım. Şunları konuşsam mı? Daha önce konuştum mu? Ablacım. Supply shop. Hey, hater. Çok fazla abi her şeyiniz. Ne yapıyorsunuz ya? Ablacım, hayvan satın alayım desem. Ha, coop yapmam lazım önce. Ablacım seninle şöyle konuşsak. Sen Marnie, ha tamam canım benim ya. Bir de köpeği getiren Marnie. Okey. Tamam, takılıyorsun. O coop denen şey ama pahalıydı ya. Ben bu eve girdiğimi de hatırlamıyorum dostlar. Arkadaşlar balık tutma sözünün... Ya. Gel'le tanışmışımdır herhalde. Buradan da geçiş yokmuş. Allah kahretmesin. Abi yürü, balık tutacağım dedim. Saat oldu 1:30. Ne olur salın beni artık. Gideyim şuradan. İki balık tutayım ya. Ya nefret ediyorum. Şöyle çok standart bir söz verdim. Yapamayacağım diye çok içime dert oldu. Ya belki siz de, yani sizin o kadar umurunuzda olmayabilir ama benim içime sıkıntı oluyor bir şey söyleyip de yapamayınca. Daralıyorum biraz. Şunu alabiliriz. Var burada ne başka bir şey? Sanırım yok. Aa, buraya 300 bin küçük mü? Nereye? Kaç küçük lazım bu? 300 odun aslında var galiba artık, 300 odun. Gelip onu yapabilirim ya. Belki onun diğer tarafında konuşacak bir insan vardır. Hala adı şey, köydeki herkese konuşma görevini yapmış değilim çünkü. Burada durunca balıkçı dayıyı biliyorsunuz. Şuradan böyle. Oh! Vallahi huzur buldum. Ya bu balıkçılık, ben hayatımda toplamda bir kere balığa gitmiş bir adam. O da kaç yaşındaydım? Herhalde 8-9 yaşında falanım, tam hatırlamıyorum. O zamanlar, ulan bunu daha önce anlatmış olabilirim, anlattım mıydı acaba? Umarım anlatmamışımdır. O zamanlar hafta sonu televizyonda şey, böyle Amerikan filmleri olurdu. Amerikan filmlerde çocukları babalarıyla balığa gider, bilirsiniz işte klasik. Ben de onları gördüm, özendim. Babam böyle, babam da haftada 5 gün çalışıyor zaten. Hafta sonunda doğal olarak birçok insan gibi evde oturmayı tercih eden bir insan. Abi giderdim, aman diyorum balık, hadi diyorum balık falan. Şimdi bir kere Amerikan filmlerindeki balık tutulan yer gölde, mölde böyle sandalla falan açılıyorlar. Rahat, konfor, her şey mükemmel, balığını tutuyorlar. Türkiye'de öyle bir şey yok. Lan tut. Şunu bir alayım, şimdi anlatacağım abi. Şu çok kötü bir konsantrasyon gerektiriyor. Kaçırırsam da günüm boşa gitmiş olacak da ama. Ufacık balık için bu kadar mücadele etmişim. Böyle bir olta aldık. Fena da bir olta değildi sanki. Kartal sahile gittik ama böyle tepede güneş, kayalıkların üstündesin. Böyle 6-7 kişi orada böyle farklı balık tutmaya çalışıyor falan. Biz de arada girdik o mücadeleye ama o kadar bilmiyorduk ki zaten. Oltayı atıyoruz, her seferinde misinası karışıyor, bir şey oluyor falan. Ama iyi mücadele ettik. Birkaç saat ciddi mücadele ettik. Yanımda da böyle ufacık bir tane kova getirmiştim. Bir şey tutarsak atarız diye. İşte orada böyle bir tane balıkçılık malzemesi satan bir herif var. Gidiyoruz. 3-4 kere falan koptuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ona gidiyoruz işte, o tekrar kanca taktırıyoruz bilmem ne falan. Uğraştık bak, bu tarafı normal olan tarafı, garip olan tarafını anlatıyorum. Birkaç saat sonra bir tane balık tuttuk. Bildiğin Japon balığı gibi böyle kırmızı, hafif böyle kuyruklu, muyruklu, süslü falan. Var ama şimdi Japon balığı tatlı su balığı gibi bir şey. Süs balığı hepsinden önemlisi. Öyle bir denizde yaşayamaması da gerek. Marmara Denizi'nin şey göbeği yani. Anlamadık, koyduk kovaya. Ulan hayvan bize bakıyor, biz hayvana bakıyoruz böyle. Afilli afilli falan böyle yüzüyor falan.
Nereden geldi, nasıl oldu, oradan nasıl yaşadı, hiçbir fikrimiz yok. Kafamız da karıştı. O balığı da dedi götürüp yiyecek halimiz falan da yok yani. Baş parmağım kadar falan bir balık, öyle çok büyük bir şey dedi. O şunu alsak ya. Aldım. Helal olsun. Çok güzel denk geldi. Şu kutudan ne çıkıyor? Aa, kemikten bir fil çıktı. Artifak. Bunu gidip şeye, bizim dayıya veririz, artifakçıya. İşte bu bölüm balıkçılık anımdır böyle. Hayvan bize baktı, biz hayvana baktık. Ne yapacağımızı bilemedik. Sonra denize geri saldık, eve gittik. Olta da hala duruyor evdeki dolapların yukarılarda falan bir yerde. Oltayı bir daha hayatta ne zaman kullanabileceğimi hiç bilmiyorum. Ya da kullanır mıyım? Öyle bir şeyle uğraşır mıyım? Öyle bir fırsat yakalar mıyım falan. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Ama öyle bir balık tutma ihtimalim olması adına öyle duran bir oltam var yani. Hala da nasıl kullanıldığını tam biliyorum diyemeyeceğim. Şeyi de anlamam mesela. Ya işte bu anlattıklarım biraz fazla İstanbul'a özel şeyler, hani İstanbul'da yaşamamışsanız belki bunları görmemişsiniz ama televizyonda falan belki denk gelmişsiniz. Haliç Köprüsü diye bir köprü var. Böyle Boğaz'ın Haliç'e uzanan kısmının girişindeki köprü. Zaten Haliç'in devamının Boğaz'la olan deniz bağlantısı da çok az o köprünün ayağı yüzünden falan. O zaman için diğer tarafındaki deniz biraz ürüdür yani. Balığı yoktur, cansızdır, suyu kirlidir falan. Orada deli gibi balık tutuyor insanlar ama yani böyle boydan boya silme aralıksız insan balık dolu. Öyle amatör balıkçı falan da değil. Sinirli bir işi yapan adam amatör değildir genelde. Şunu alabilir miyim ya? Aldım. Şimdi balığı tutturabilir miyiz? Tutturduk da ya. Helal olsun. Böyle sinirli balık tutan adamlar kovaları mavaları var, profesyonel. Satıyorlar. Böyle oltayı attığı yerin 1 metre yanından falan motorlar falan geçiyor. Bait. İyi, fena değil. Haliç öyle enteresan bir yer. Orada balık tutmayı denemek isterim ama herifler çok profesyonel. Ah. Titreyince heyecanlandım, çektim geldi bir şey diye. Ya öyle enteresan bir yerdir. Orayı merak ediyorum gerçekten, orada bir şey tutulabiliyor mu diye. Mesela Boğaz'da şeyde Emirgan tarafında işte Anadolu Hisarı önünde bilmem nerede falan tutanları da çok gördüm. Onlar çok hobi gibi yani, böyle öyle takılıyor orada duruyor. Çok bir şey tutmasa da sıkıntı yapmayacağı belli de. Haliç'tekiler bir enteresan. Haliç'tekiler bu işi bayağı ciddiye almış insanlar. Tabii bir de şey işte. Bunun biraz daha gelişmişi de ufak 7,5 metrelik balıkçı tekneler var. Ucuzdur da 10 bin lira falan yani. Arabadan ucuzdur, öyle söyleyeyim. Onlarla tutanlar var. O biraz daha eğlenceli. Bir kere mi iki kere mi öyle balığa çıktım. Balığa çıkmak da denmez ya. Çok bir şey yapmıyorsun onda zaten. Önlük kepçe ağıyla zargana yakalıyorsun, becerebilirsen. Sonra o zargana da oltaya takıp tekrar atıyorsun da palamut gelecek falan. Ama ölme, şey mi? Ona ben balık tutmaktan bile saymadığım için. Ama öyle boğazın ortasında ufacık bir tekneyle durumu çok güzel. Ne Anadolu yakasındasın, ne Avrupa yakasındasın. Tam ortadasın. Bütün İstanbul'un böyle belli başlı yerlerini falan da iyi kötü görebiliyorsun. Çok eğlenmiştim, çok keyif almıştım bu gece ama o ufak teknelerde bir pancar motor olur. Pancar motorunu da belki bilirsiniz. Kötöreke, 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 kötöreke diye çalışır. İnanılmaz kötü baş ağrısı yapar sonrasında da. Böyle tekneden indiğimde hala sarsılıyor gibiydim. Ama eğlenceli yani. Bir kere de olsa denemek gereken bir şeydir. Ha, sizin belki vardır böyle çok daha afili bir yatınız. Hem öyle bize hayvan gibi sallanıyordu. Yani biraz daha zorlasak o tekneyi yan döndürebileceğimize inanıyorum ben gelen dalgalarla. Daha afilli bir yatınız vardır. Motor ses çıkarmıyordur. İçinde minibarı vardır. O zaman beni de çağırın acılar. Bak burada o kar video çekiyorum. Hatırım var. Hatıralım orada. İki ben size balığımızı da tutarım. Deneyimim yok ama bir şekilde tutarım. Ah Halibut. İlk defa böyle balık tuttuk. Saat 8:10 geçiyor ve enerjim hala çok fazla. Ben bu akşam bahçede bir şeyler yapayım o zaman. Bir tane daha da sandık yapmam lazım aslında benim oraya. Yarın da mı balık tutsam? Ya da yarın artık o community center'a mı gidip kucuklasam ya? Of. Community center'daki mevzuları çözebilirsem oradan ne olacak bilmiyorum. Nasıl bir görev verecek bana? Ne olacak? Hop hop hop. Heh. Saat 8:40 var ama o kadar yeter ya. Hadi sana rastgele dayı. Ben şu kumsala şöyle bir bakarak buradan. Evet, doğru yol amacı. Burada da hiçbir şey yokmuş zaten. Şuralarda, buralarda da yok.
Ha, ben buradan evime yol alırım. Of, ertesi gün de balıkçılık yapabilirim. Balıkçılık güzel oluyor. Şöyle balıkçılık yaparken muhabbet et. Ha, yine çıkmaz bir yere girdim. Allah kahretmesin. Ne bileyim, böyle çok anlatacak balıkçılık alanı da yok ama iki tane çok saçma anı anlattım size. Buradan çıkarılacak ders. İkiniz de balık tutmayı bilmiyorsanız ve Kartal sahil gibi sevimsiz bir yere yakın oturuyorsanız babanızı balık tutmaya gitme konusunda zorlamayın. Gerçi böyle bundan ya gittiğinizden 20 sene sonra böyle bir internet yayın yaparsanız anlatabilirsiniz ama onun dışında çok bir işe yaramıyor herhalde, bilmiyorum. Her ne kadar özel falan bir an olsa, hani böyle babayla yaşanan falan. Ama onu yaşayabileceğiniz zaten başka milyon tane durum vardır. Oh, burada yer kalmadı. Yandık abi. Hiç güzel olmadı bu işte hakikaten. Gerçekten bu hiç güzel olmadı. Şunu üstüme alayım. Şundan 3 tane alayım. Ondan şey yapacağım çünkü. Bu üstümde kalabilir. Bunu şey yapacağım. Bunu yarın kırdırırım. Bu da üstümde kalsın. Bunu koyayım. Şimdi şunu yapayım ya, madem zaman da var. Enerjim de var işin kötüsü abi. Enerjiyi de bitiremedim ki. Bir şey kırayım. Böyle de insan olur mu? Bahçede bir şey kırayım diye geziyorum. Şu çimleri yolayım. Aa, burada hayvan gibi çim var. Hepsini yolayım. Şurada düştüm ha. Bu arada varsa böyle balıkçılıkla ilgili saçma anılarınız falan ya da garip başarılarınız, yorumlarda yazarsanız muhabbet olur ya. Hani yazmak isterseniz tabii. Benim hoşuma gider. Memnuniyet duyarım böyle bir iletişim kurmuş olduğumuz için. Zira balıkçılık konusu hala böyle yapmak istediğim, denemek istediğim ama çok da cesaretim olmayan, çok da anlamadığım bir konu. İnceden heves etmiyorum da diyemeyeceğim. Şimdi bak, bunu buraya atabiliyorum artık. Bunu atabiliyorum. Şu ikisini yarın halledeceğim. Bunları da hallediyorum. Tamam. Bizim köpek evdedir gene ya. Şimdi birazdan işim biterken geleyim. Şunu hemen alayım. Yenisini de alayım, artık eve gireyim istiyorum ben. Saat 12'ye geliyor. Şu da bitsin. Oradan çıkanları alayım. Ya işte böyle sevgili dostlar, balık. Bu arada o tuttuğumuz balığın ne olduğunu tahmin edebilen varsa onu da yazarsa. Şu hatırlamıyorum. Gerçekten 20 seneden fazla zaman geçti ama hatırlayabilirsem, aha buydu gerçekten falan diyebilirim belki şey yaparsam. Bunu aldık, geldik. Bunları buraya attık. Bu balıkları ben satabilirdim aslında. Aa, bir saniye ya. Saat 12 oldu ama. Dur abi, ben böyle bir hata niye yapıyorum ki? Onları satmak için toplamadım mı zaten? Açıl susam açıl. Sabah müdür şeyi muhtar gelsin alsın ya. Bana ne ulan? Oh. Aa, köpek yok. Abi, köpeğin başına bir şey gelmesin. Cidden dediririm ha. Tamam, burada tokmak diye gözüküyorsun ama nerede olduğunu belli. Seni bulurum köpek. Dikkat et kendine, şey yapma. Evet, böyle böyle bu oyunda 10. bölümüne geldik ya, şaka maka. Bu da hızlı ilerliyor. Eğlenceli de oyun. Yani oyunda yapmamı tavsiye edeceğiniz bir şey varsa bunları da yorumda belirtebilirsiniz. Memnun olurum öyle bir destek olursanız bana. Bunun dışında da söyleyebileceğim pek fazla bir şey yoktur. Tekrar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın en geç herhalde yeni bölümde tekrar karşınızda olacağımdır. Hepinizi çok öpüyorum dostlar. Haydi görüşmek üzere, hoşçakalın.